Mücahide Şanlı yazdı. Tercih meselesi. Hamd konusunda başka ilah bulunmayan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline, ashabına, müminlerin üzerine olsun inşallah. Allah Celle Celaluhu yarattığı kulunu donanımlı bir şekilde yaratmış, ona seçme, görme, düşünme, hak ve batılı ayırt edebilme özelliğini de vermiştir. Bugün yaşarken gerçekten görmekteyiz. İnsanlar hayatlarıyla ilgili bir mesele olduğunda onunla ilgili karar verme yeteneğine, özgürlüğüne bu hakka sahiptir. Yemede, içmede, gezmede, uyumada ya da birilerini sevip sevmemede, bir ortama girmede vesaire istediği gibi insanlar yaşama hakkına sahiplerdir. İstediklerini seçerler, ona göre de hayatlarına yön verirler. Dinlerini yaşama noktasında da böyledir. Allah Celle Celaluhu insana hakkı da batılı da göstermiştir. Onun önüne sermiştir. İstediğini seçebilir. İlk olarak Firavun ve onun yanında yer alan sihirbazlardan biraz bahsedelim. Firavun Allah Celle Celaluhu'ya karşı ilahlık, Rablik taslıyordu. Allah Celle Celaluhu ona Musa Aleyhisselam'ı gönderince o da kendince bir güç gösterecekti. Musa Aleyhisselam'ı yalancı çıkarma çabasına girdi. En iyi sihirbazları topladı Musa aleyhisselama karşı ve ayet şöyle anlatıyor. Sihirbazlar, ey Musa ya önce atmayı tercih edersin ya da ilk atan biz oluruz dediler. Musa, yok önce siz atın dedi. Bir de ne görsün onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor. Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti. Şöyle dedik. Korkma ey Musa. Çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez. Musa'nın değneği sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve Harun ve Musa'nın Rabbine inandık dediler. Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona Musa'ya inandınız he? Şüphe yok o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi and olsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz. Sihirbazlar şöyle dediler. Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Taha suresi 65 ve 70. ayetler arası. Onlar Firavun'a karşılık tercihlerini yapmışlar ve iman etmişlerdi. Ashab-ı Kehf onlar da dünyaya rahatlığa, genç olmalarına rağmen imanlarından dolayı mağarayı tercih etmişlerdi ve sahabi hepsi tercihlerini yapmışlardı. Şimdi ise bizler bu kadar gerçek bizim gözümüzün önüne serilmesine rağmen tercihimiz neyden yana oldu? Bizler neyi tercih ettik? İnşallah tercihimiz Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu kullardan eyler bizi. Amin.